20. konuşmayı Demokrat Parti adına Genel Başkan Gültekin Uysal yapacak. Kıymetli vatandaşlar, değerli kardeşlerim, aziz milletimin kadim paydaşları. 1946'da yeter söz milletindir diyerek tek parti iktidarına son veren, egemenliğin millete ait olması için uğraş veren, hatta bu uğurda can veren demokratlar bugün milletin sesinin kısıldığı, hürriyetlerinin elinden alındığı alın terinin cebe atıldığı, milli değerlerinin ayaklar altına alındığı bir dönemde yine yeniden millet diyerek huzurlarınızdadır. Bu vesileyle bir kez daha şehit başbakanımız Adnan Menderes, şehit bakanlarımız Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'yu ve ahirete intikal etmiş demokrasi kahramanlarını rahmet ve minnetle yad sözlerime başlamak istiyorum. 1946 yılından beridir Türkiye için hep doğru bir yol demiş. Adalet demiş. Demokrat Parti geleneğinin bugünkü emanetçileri olarak Türkiye'ye yeni bir rota çizmek üzere çalışmaktayız. Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, eşitsizliğin en ciddi şekilde hissedildiği, toplumun iktidar partisine olan mesafesine göre bir ayrıma tabi tutulduğu, topraklarımızın sahip olduğu zenginliğin bir avuç insanın elinde toplandığı bu günlerde Herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için zenginlik diyoruz. Malumunuz anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmasına rağmen bugünkü bugün geçerli 12 Eylül darbe anayasasını kendisine hayat sahası olarak gören iktidar partisi anayasadaki %10 seçim barajının deyim yerindeyse medyada da uygulanmasını sağlamış. %10'u geçemeyen siyasi partilerin ekranlarda olması adeta yasaklanmıştır. Bu açıdan bugün kanunen sahip olduğum 10 dakika konuşma imkanını en elverişli şekilde kullanmak istiyorum. Demokrat Parti iktidarında Türkiye'de temsilde adaletin sağlanması için seçimlerde var olan baraj %3'e indirilecektir. Bunun yanında her vatandaşın oy verdiği adayı, belediye başkanını tanıdığı tanı gibi tanıyabileceği bir sistem yani daraltılmış bölge seçim sistemi Hayata geçirilecektir Önce siyaset değişecek Sonra Türkiye değişecektir Vatandaş oy verdiği seçim bölgesinde Tanıdığı Bildiği güvendiği adaya Doğrudan oy verdiğinde Hem hizmeti ölçme hem de Vekili denetleyebilme imkanına Kavuşacak bu şekilde demokrasi Daha da işlerlik kazanacaktır Seçim yarışına girdiğimiz Günden bu yana seçim Meydanlarında 20 artı Bir kişinin seçim çalışması yaptığı düşünüldüğünde sistemin sorunları daha iyi anlaşılmaktadır. Tarafsızlık yeminiyle göreve başlayan Cumhurbaşkanlığı makamının, makamın kullanabildiği devlet imkanlarının şahsi bir propaganda aracı haline getirilmesinin tartışıldığı bu günlerde, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik bir hale gelmesini gerekli görüyoruz. Bu bakımdan çizdiğimiz rotada Cumhurbaşkanı yeniden meclis tarafından seçilecek ve özellikle yüksek yargı, rektör atamaları gibi yetkileri daraltılacaktır. Elbette sistem demokratikleşmeden demokrasi işlemeyecektir. Sistemin demokratikleşmesi için ise tarafsız işleyen bir adalet sistemine ihtiyaç vardır. Demokrat Parti'nin Türkiye için çizdiği yeni rotada öncelikle makam, mevki ve rütbesi ne olursa olsun her bireyin denetlenebilmesi sağlanacak. Herkesin kanun önünde eşit olacaktır. Devlet kafasına estiği gibi devlet sırrı ilan edemeyecek, vatandaşı öğrenmekten alıkoyamayacaktır. Vatandaşı temsil eden siyasetçi ve her kademedeki memur için mal bildirimi zorunluluk olacaktır. Ülkemizde uygulanan cezalar toplumun vicdanını tatmin etmekten uzaktır. Suçun artmasına neden olan unsurlardan biri de vatandaşın sahip olduğu bu inançtır. Vatandaş çoğu zaman adalet yerini bulmayacak zanlıyla kendi cezasını kendi belirlemekte ve nitekim bunu da mahkemelerde itiraf etmektedir. Bu açıdan ülkemizde cezalar toplumun vicdanını tatmin edecek biçimde yeniden düzenlenecektir. Adalet yalnızca yargı sisteminde değil, vergilendirmede de sağlanmalıdır. Vergide adaletin sağlandığının kanıtı ise ödenen vergiler için vatandaşın helal olsun diyebilmesidir. Bunu sağlamak için Demokrat Parti öncelikle temel ihtiyaç maddelerinde KDV'yi %1'e düşürecektir. Pırlantadan vergi almazken ekmekten, sütten, yiyecekten, yiyecekten, yakacaktan, çiftçinin kullandığı mazottan vergi almak adil değildir. Neredeyse soluduğumuz havadan dahi ÖTV alınan ÖTV kaldırılacak, yerine lüks tüketimi kapsayan lüks tüketim vergisi getirilecektir. Nefes almak lüks olmayacaktır. Çiftçinin üretim ve nakliyede kullandığı yakıtta bu şekilde önce ÖTV sonra da KDV kaldırılacaktır. Kısaca çiftçimiz ucuz mazot tüketecektir. Kamu kurumlarında kullanılan lüks araçları çerez olarak görenlere çiftçiye düşük fiyattan mazot teklifine karşı çıkarken kaynak soranlara ÖTV'siz ve KDV'siz mazotun Başka bir yararında hatırlatmak gerekir. Çiftçi kazot, kaçak mazot kullanmakta bu şekilde kayıt dışı ekonomi artmaktadır. Mazot fiyatı düşerse çiftçinin kaçak mazot kullanımı düşecek, kayıt dışı ekonomi bir parça daha daralacaktır. Bunun dışında diğer sektörlerde ise KDV tüm val ve hizmetler için %8'e düşürülecek, kurumlar vergisi ise %15'e çekilecektir. Askeri ücret vergi dışı bırakılacak. Bu şekilde vatandaşın eline daha çok para geçecek. Kısacası devlet dar gelirliğin cebinden elini çekecektir. Sadece az vergi alarak ya da çok ödeyerek değil, devlet az harcayarak da vatandaşın cebinden elini çekmelidir. Kamuda israfın önüne geçilecek, her makama tahsis edilen lüks araç, araç makam araçları, konutlar ve imkanlar önce Devlet bütçesine oradan da vatandaşa hizmet olarak dönecektir. Bunun dışında denetim ve şeffaflık ilkesi sayesinde yolsuzlukların önüne geçilerek de kaynak sağlanacaktır. Dar gelirliğin destekçisi küçük esnafımız da desteklenmelidir. Bunun için küçük esnafın rekabet şartları iyileştirilecek. Yani bakkalınızın, manavınızın, terzinizin işler kesat diyerek kepengini kapatmayacaktır. Büyük marketler ve alışveriş merkezleri karşısında korumaya alınacaktır. Küçük esnaf ve sanatkarların kullandığı ürün maliyetleri düşürülecek, ucuz enerji kullanımına askeri geçim indirimi gibi imkanlar sağlanacak, SSK primleri düşürülecektir. Küçüklüğümüzde hayat bilgisi derslerinde öğretilen kendi kendine yetebilen yani üretebilen, ürettiği kendine yeten yabancı ülkelerden temel besin maddelerini ithal etmeyen Türkiye yeniden mümkün. Hatta yerli mal haftalarını yeniden kutlamak mümkün. Bunun için de esnafa, çiftçiye, zanaatkara kulak vermek lazım. Bunu işte bunun için çiftçinin ÖTV'siz, KDV'siz mazot almasının yanında krediler ve hibelerle tarımsal üretim teşvik edilecek. Dünya pazarında Türkiye'yi lider yapacak potansiyele sahip ürünlerin yetişeceği araziler kanunen de korunacaktır buğday, pamuk, pancar, ayçiçeği, yağlı bitkiler ve fındık alanında ürüne özel devlet politikaları belirlenecek. Şekerimiz çok uluslu şirketlerin tatlandırıcılarından sağlanmayacak pancar üretisi desteklenecektir. Tarım yeniden stratejik bir alan sektör olacak. Türk ekonomisinin orta direği olacaktır. Elbette hayvansal üretim de desteklenmelidir. Türkiye gibi doğal imkanlara sahip olan bir ülkede canlı hayvan ithal eder hale gelmek son derece üzücüdür. Türkiye yeniden kendi kendine yetebilir. Bacasız sanayizmiz, turizm yeniden canlanabilir. Bu amaçla Demokrat Parti ile turizme yönelik bir devlet politikası belirlenecek. El değmemiş, eşsiz güzellikte turizm beldelerimiz gözünü para bürümüş girişimcilerden ve siyasi rant bekleyen siyasilerden korunacaktır. Çevresel etki değerlendirme raporları turistik alanları da kapsayacak. Ülke turizmi doğa korunarak canlandırılacaktır. Geçmiş dönem iktidarlarında 1349 turistik tatil köyü ve oteli faaliyete sokan, turizmin bacazı sanayi olarak anılmasını sağlayan Demokrat Parti geleneği geçmişin imkansızlıklarında yapmıştır. Yine yapacaktır. Türkiye'yi yeniden kendi kendine yetebilen, üreten bir ülke olacaktır. Bu ise geçmişte olduğu gibi bugün de demokratlarla, demokrat partiyle mümkündür. Hepinizi en kalbi duygularımla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 52. maddesi uyarınca seçime katılan siyasi partilerin propaganda konuşmaları sona erdi. Hoşçakalın.